Evet, bunların hepsi geçtikten sonra düşmanın söyledikleri değil, dostların sessizliği asıl bize dokunuyor diye söylemiş. Çünkü yılların birikimi bir anda heba edilip bir kenara atılıyor. Şu anda geçim için, kendi çocuklarımın rızkı için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Akademik çalışmayı düşünecek bir ruh halinde değiliz maalesef. İsmim Aydın Kurnaz. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nde matematik bölümünde doçenttim. 672 KHK ile ihraç edildim. Tabii o süreçte çok şeyler yaşadık. Benimle beraber bir sürü arkadaş işte hapse atıldı, hapisten çıktı. Kimisi hapiste hala devam etmekte. Ben 8 ay içeride kaldım. Kaldıktan sonra çıktım. Psikolojik olarak, beyin olarak çok şeyler yaşadık ve sıkıntıları gördük. Dönemin geçeceğinden eminim, eminim ama sabrediyoruz, sabırla bekliyoruz. Ne zaman, nasıl olacağını da bilemiyorum. Temennim bir huzurlu ortamın oluşması, insan haklarının, insanların eşit bir şekilde yaşayabildiği bir ortamın oluşması. İlk açığa alındığımızda, yani bir baktık 18 yıldır aynı yerde, aynı kurumda çalıştığımız arkadaşlar sırtını döndü, hiç konuşmaz oldu. Hatta odayı boşaltmaya gittiğimde tanıdığımız, yıllarca beraber olduğumuz, odamızdan çıkmayan arkadaşların hiçbiri görünmedi. Tabii o çok ağır bir travma. Bir de her zaman girdiğimiz, çıktığımız fakülteden bir memur eşliğinde, sanki bir suçlu gibi ki öyle gösterildi. Eşyalarımızı toplarken onun eşliğinde odamızı topladık, eşyalarımızı aldık. Çok tabii ağır travma yaşadık. Dost zannettiğimiz birçok arkadaşın çoğu tabii o ortamın psikolojisiyle endişe, korku, aman bana da bir şey derler, bana da bir şey yaparlar korkusuyla selam vermemesi, ağır travmalar. Sadece o değil, psikolojik olarak da çok ağır şeyler yaşadık. Ruh sağlığı açısından da o dönem yani anlatılamaz. Yaşayanlar bilir. Bu süreç zorlu bir süreç oldu. Hele hele özellikle ilk zamanların süreci çok daha ağır, travmatik olaylar yaşandı. Çocukların psikolojisi, ailenin psikolojisi alt üst oldu. Komşular, yıllardır tanıdığım, evine gittiğimiz, geldiğimiz komşulardan sadece bir ikisi hariç diğerlerinin hiçbirinden ses çıkmadı. Bir geçmiş olsun veyahut da bir şey olsun, hani destek olsun, psikolojik destek olsun diyerek merhaba diyen bile çok az sayıda çıktı. Aman dedik, aman. Yani evimiz taşlanmasın da, yani o süreçte artık onlardan da geçtik diyerek psikolojik travmalar yaşadık. Yıllardır akademisyendim ben. Yıllardır çalıştığım mekan belli, yerim belli, evim belli. Her zaman arkadaş ilişkilerim belli. Dürüsttüm, dürüst olarak tanınırız. Seviliyorduk, sayılıyorduk ama bir anda terörist yaftası yemek, yani hani sokakta gezen birisi için ne kadar bu etkili olur bilemem ama yıllardır akademik çevrede akademik çalışmalar yapan ve hiçbir şekilde terörle alakası olmayan bir insana bu şekilde yaftanın yapıştırılmış olması travmatik bir çöküş. Çok ciddi, yani beyin ve ruh sağlığı açısından çok ciddi çöküş. Yani bu süreci hiçbir şekilde hasarsız geçirdim diyen yalan söylemiş olur. Özellikle ilk ihraç olduktan sonra eyvah öldük bittik zannediyorduk. Hayır, öyle değilmiş. Rızkı Allah veriyor. Hani evet, eski rahatlığımız yok, şu yok, bu yok, birçok ihtiyacımızı karşılayamıyoruz ama en azından özel derslerle vesaireyle, bir de şükrederek, yani şükrü de çok iyi öğrendik bu süreçte. Şükür ve iktisat. Yani zor bir süreçti, zor bir süreç hala devam ediyor. Ama rızkı veren Allah, hiç kimse aç kalmıyor. Kalmaz. Yeter ki Allah'a güvensin, inansın. Yani tabii bu inanç da önemli, azimde de önemli. Aç kalmamak için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz. Bu süreci en az hasarla atlatmak bizim için en önemli mesele bu. Köyümüzde babamın bir bahçesi vardı. Onun mahsullerini satmak, orada işte tarlada çalışmak, duruma göre bahçede çalışmak, onları değerlendirmekle uğraştım. Yani ticaret diyemeyiz ama en azından kendi yetiştirdiğimiz ürünü satma hususunda onunla uğraştık. Çünkü o da bir çalışma, rızkı elde etmek için.
O süreçte tabii bir de bel fıtığı da yaşadım, geçirdim. Tabii bazen ağır işler de oluyor köyde, köy işlerinde. Yani orada da çok başarılı olduğumuz söylenemez. Çünkü yıllarca akademik çalışma yapmışsınız. Yıllarca kafa, beyin patlatmışsınız. Hep kafanızı çalıştırmışsınız. Daha sonra vücut çalışmasına girince vücut bunu kaldıramıyor. Yani bu günlerin geçeceğinden eminim. Bu günler ama arkadaşların dediği gibi hani durduk öyle bir vakte geldik ki yani bu vakitte yani olmayan şeyler oldu, olmayacak şeyler başımıza geldi. Bugünlerde geçecek diye ümit ediyoruz. Ümidimizi kaybetmedik. Dediğim gibi en önemlisi ruh ve akıl sağlığımızı bu dönemde koruyabilmek. En önemlisi bu. Çok Hepsi haklısın bu rızıkta geliyor. İşte geçim de sağlanıyor. Bu süreçte çocuklarımız da çok etkilendi. Hatta etrafımızdaki işte tanıdıklardan, onların çocuklarından da duyuyoruz. Kendi çocuklarımızdan da hani okuyun, çalışın dediğimizde siz çalıştığınızda ne oldu diyor çocuklarımız. Yani onların da psikolojisi ve ruh hali müthiş bir şekilde etkilendi. Yani geleceğe dönük gençlerimizin de maalesef bu süreçte çok sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Benim 3 çocuğum var. İşte hepsi okuyor. Şu anda daha lise öğretimi, kimisi ortaokul, kimisi ilkokul. Ki ben içeriye girdiğimde çocuğum da yanımdaydı. Annesi söyledi. Ben girdikten sonra çocuğum yani 1 hafta, 2 hafta hiç konuşmamış. O da çok psikolojik bir travma yaşadı. Yani yaşanan şeyler normal değil. Ama dediğim gibi ruh ve akıl sağlığımızı korumak en önemlisi bu süreçte o. Tabii beklemiyorduk. Hani açığa alındık ama bu sürecin nasıl, ne olacağını bilmiyoruz. Bir baktık, bir gün sabahleyin polisler geldi. Evde arama yaptılar. Daha sonra beni götürdüler. Tabii eline kelepçe vurulması insanın ayrı bir travma. Orada akademisyen arkadaşlarla beraber ilk önce gözaltı oldu. Daha sonra ben bırakıldım. Yani adli kontrolle bırakıldım. Normal karakolla imza karşılığında hani adli kontrolle devam ediyordum. 2 ay bu şekilde devam ettim. Hatta ilk karakola gittiğimde acaba tutuklarlar mı tekrar? Çünkü bu şekilde savcılık itirazıyla tekrar tutuklanan arkadaşlar olmuştu. Öyle bir endişem de vardı. Bir ilk endişeli vakitte gittim karakolda. Hiçbir şey olmadı. Normal parmak basılarak imza işi tamamlandı. 2 ay böyle süreç devam etti. Daha sonra haklarımızı aramak için tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için adliyeye gitmiştim. Adliyede dediler ki hakkınızda tutuklama var. Çocuklarımla beraber rahat bir şekilde. Çünkü o şekilde 2 ay boyunca dışarıda geziyorsunuz. Hiçbir şey yok. Yani bir herhangi bir tehlikeli bir durumum yok. Geziyorum, tozuyorum ama sonrasında tutuklama kararı var. Doğrudan hani orada alıkonduk. Çocuğum da vardı, annesi de vardı. Orada beni aldılar, cezaevine götürdüler. Ayrı bir travma yaşadık. Çocuklarım da ailemin önünde tabii bu yaşandı. 8 ay ben cezaevinde kaldım. Akademisyen arkadaşlar da vardı. Farklı branşlardan insanlar da vardı. Orada KHK'lı olan, içeriye atılan. Cezaevi süreci ilk hafta acaba dedik bugün yarın çıkarız. Çünkü bir şey yok. Hani ne olacak? Böyle bir beklenti. 1 hafta, 2 hafta bir psikolojik bunalım. Sonra artık itirazlarımız geri dönüyor. Yazıyoruz dilekçeyi. Geri dönüyor sulh cezadan. Baktık bazı artık alışmaya başladık. Yani artık bir travmatik bir çöküşten sonra şartları kabullenme. Şartlara göre artık kendini ayarlama. Orada kitap okuduk arkadaşlarla. Yani ibadetimizi yaptık. Kur'an öğrettim bazılarına. Yine orada da psikolojimizi ayakta tutmak için elimizden geleni yaptık arkadaşlarla beraber, arkadaşlarla. Çünkü hepsi zaten aynı durumda olan insanlardı. Yani zor bir süreçti. Orada tabii ilk dönemde girdiğimiz için oradaki yaklaşımlar da çok farklıydı. Öyle bir hani cezaevinde gardiyanların yaklaşımı vesaire ya hoş değildi. Bizlere öyle bir şey gözle bakıyorlardı ki
Hani teröristiz ya biz, hani terörist damgasını vurdular. Orada tabii böyle bir 18-20 yıllık aynı toplumda olduğumuz ve her şeyiyle sevilen bir insan olduğumuz ortamdan böyle bir duruma düşmek yani anlatılamaz. İşin doğrusu ilk zamanları biraz içimize kapandık. Topluma çıkmamak için hani gayret ettik. Çıkmak istemedik, içimizden gelmedi. Zor bir süreçti ama dışarıda daha sonrasında dışarıya çıktığımızda karşılaştığımız insanlar var. İlk etapta sırtını dönen veyahut da endişeyle, korkuyla uzak kalan insanların hani bir mahcubiyet yaşadığını, mahcubiyet ile davrandıklarını da görüyoruz, görüyorum. Tabii eskiye nazaran bakış açısı biraz daha değişti, daha farklı düşünülüyor. Ama tabii Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi, rahmetli, Allah rahmet eylesin, minnetle de anıyoruz. O dönemde tabii savaş ortamında yaşamış Aliye İzzet Begoviç diyor ki, evet, bunların hepsi geçtikten sonra düşmanın söyledikleri değil, dostların sessizliği asıl bize dokunuyor diye söylemiş. Aynı şey bizim için de geçerli. Ya bu süreci yaşamasaydık belki bu kadar hani duygularımızı çok rahat anlatamazdık veyahut da bu şeyleri çok rahat anlayamazdık. Bu ifadeleri şimdi çok daha iyi anlıyorum. Hatta bu süreci biraz kitap okuyarak da değerlendiriyorum. Orada Dostoyevski'nin, Tolstoy'un kitaplarında da acıların hikayeleri var. Onları bazen içimizde de yaşıyoruz yani, yapılanlar, o sıkıntılar. Ya akademisyen olarak zaten yapacağımız iş çalışmak, okumak. Yani daha nasıl kendimizi koruyabiliriz ki? Başka türlü akademik camia dediğimiz sadece kendi alanında değil, sonuçta dünyada da gelişmeleri takip etmek, okumak, kendini zinde tutabilmek bizim için en önemlisi o. Maalesef yılların birikimi, yılların çalışması. Ben lisansımı da Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştım. Uluslararası tanınırlığı olan bir üniversite. Fakat sonrasında yılların birikimi, yılların çalışmaları heba edildi, heba oldu. Yani bunun devlete de tabii ki bir külfeti oluyor. Çünkü yılların birikimi bir anda heba edilip bir kenara atılıyor. Şu anda geçim için, kendi çocuklarımın rızkı için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Akademik çalışmayı düşünecek bir ruh halinde değiliz maalesef.